Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda 3. sınıf fen bilimleri canlılar dünyasına yolculuk ünitemizin 2. bölümü olan ben ve çevrem çalışmalarına devam ediyoruz. Buraya kadar 4 başlığı çalışmıştık. Çevremizi koruyalım. 5. başlığımızla devam ediyoruz. Eğer önceki videoyu izlemediyseniz hemen şuradaki i işaretine tıklayarak bir önceki videoya gidebilirsiniz çevremizi koruyalım. Yaşadığımız çevrenin düzenli ve temiz olması önemlidir. Canlılar böyle ortamlarda daha sağlıklı ve huzurlu olurlar. Yaşadığımız çevrede pek çok canlı ve cansız varlık vardır. Canlının yaşadığı ortam o canlının yaşam alanıdır. Toprak, hava, su ise yaşam alanının cansız unsurlarıdır. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyarlar. Evet çocuklar, yaşadığımız çevrede canlı ve cansız varlıklar var. Canlı ve cansız varlıkları zaten konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Ama canlı varlıkların aynı zamanda cansız varlıklara da ihtiyacı var. Yani canlı varlıkların yaşayabilmesi için toprağa, havaya, suya da ihtiyaçları var. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için üretim ve tüketim faaliyetleri yaparlar. Yani insanlar işte gıdalar üretirler, barınacak yerler üretirler ve bunları ne yaparlar? Tüketirler. Tabii ki de bu üretim ve tüketim arasında bir denge kurmalılar ki çevreye zarar vermesinler, çevreyi koruyabilsinler. Bunun için neler yapmalılar? İşte bunlara dikkat çekeceğiz. Arabalar, fabrikalar ve çöpler havaya çeşitli gazlar yayar. Bu gazları solumak canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Evet düşünün, arabalardan, fabrikalardan ve çöplerden havaya yükselen çeşitli gazlar. Hatta evinizde soba yanıyorsa bacadan çıkan işte soba dumanını bunların çevreye verdiği zararı en aza indirgememiz lazım. O zaman ne yapmalıyız biz? Böyle bacalara filtre takmalıyız ki çevre en az zararı görsün. Hatta görmemesini bile sağlarsak daha süper olur. Gelelim bu resme. Lağım suları çöpler ve diğer atıklar nehirlere, göllere ve okyanuslara ulaşırsa orada yaşayan canlılara zarar verir. İşte lağım sularını çöpleri ve diğer atıkları ayrı bir bölümde muhafaza etmeliyiz. Onları oraya yönlendirmeliyiz. Göllere, nehirlere, okyanuslara, denizlere ulaştırmamalıyız. Yoksa oradaki balıklar ne olur? Yok olur ve böylece dolaylı yoldan da kendimize zarar vermiş oluruz. Çünkü balıklar da bizim temel besin kaynaklarımızdan biri. Yani hatta içtiğimiz sular bile e, zarar görür bu çöplerden. O yüzden buna da çok dikkat etmeliyiz. Hava ve su kirliliği toprağın da kirlenmesine sebep olur. E, toprak kirlenirse de hiçbir ürün alamayız oradan. İşte domates, salatalık, meyve, sebze ne olursa olsun toprak da kirlenirse zarar görürüz. Yani burada çevremizi neden koruyacağız? Neden buna çok dikkat edeceğiz? Öncelikle hem kendimiz hem diğer canlıların sağlığı için çevremizi koruyacağız. Bu çok ama çok önemli. Bunu unutmayın. Eğer bir yere bir çöp atıyorsanız, bir gün o attığınız çöp yüzünden siz sıkıntı çekeceksiniz. Bunu asla unutmayın ve ona göre dikkat edin çevrenizi temiz tutun. Evet şimdi burada biliyor musun diye bir bölüm var. Ozon tabakası dünyayı kuşatan ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarına karşı bir kalkan görevi görür. Hava kirliliği bu tabakaya büyük zarar verir. Evet çocuklar, dünyanın etrafında atmosfer var. Burada ozon tabakası var. Ozon tabakası ne yapıyor? Ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarını engelliyor ve biz böylece daha sağlıklı yaşayabiliyoruz. Ama biz çevremizi kirletirsek işte toprağı kirletirsek, suları kirletirsek, havayı kirletirsek bunların yansıması ozon tabakasına oluyor ve ozon tabakası zarar görüyor. E ozon tabakası zarar görünce bu sefer ne olacak? Güneş ışınları bize direkt ulaşacak. Zararlı ışınlar da bize ulaşacak ve bu da bizim sağlığımıza zarar verecek. Lütfen kendi sağlığınız ve çevrenizdeki canlıların sağlığı için bu çevre koruma önlemlerine dikkat edin çocuklar. Böylece daha mutlu, daha huzurlu ve daha güzel yerlerde yaşayabiliriz, daha sağlıklı olabiliriz. Devam edelim. Çevrede bulunan her şey denge içinde olmalıdır. Bu denge bozulduğunda ortaya çevre sorunları çıkar. Çevre sorunlarının başında kirlilik gelir. Çevreyi insanlar kirletir. Çevre kirliliğini de insanlar çözmelidir ülkemizde bu konuda çalışmalar yapan çevreci kuruluşlar vardı. Evet gerçekten çocuklar canlılar içinde çevreyi kirleten tek canlı insan. Yani bir hayvanları düşünün. Hiç çevreyi kirleten hayvan var mı? Hepsi kendi pisliğini kendi örtüyor, kendi taşıyor, kendi yiyor, içiyor, yediğini kaldırıyor. Çevrede çöp bırakmıyor ama biz ne yazık ki özellikle yapay ürünlere yöneldiğimiz için çevrede daha kalıcı Sorunlara sebep oluyoruz. O yüzden insanlar bu konuya çok daha fazla dikkat etmeli. Hadi şimdi siz bir araştırın bakalım. Bu insanların çevreye verdiği zararları kaldırmak için yine bazı bilinçli ve özverili insanlar tarafından oluşturulmuş çevreci kuruluşlar var. Ülkemizdeki çevreci kurum ve kuruluşları araştıralım diyor. Hadi bakalım çocuklar bunları araştırın. Neler var? Neler var çevirici kurum ve kuruluşlar olarak? Harikasınız. İlk aklımıza gelen ne? Tema. Değil mi? Harika. Greenpeace. Harika. Bunun gibi pek çok kurum ve kuruluş çevremizin daha güzel olması için pek çok çalışma yapıyor. Hemen devam edelim çocuklar. Azıcık küçülteyim ekranı. Yemek pişirmek, yemek pişirmek, ısınmak ve makineleri çalıştırmak için enerji tüketiriz. Günümüzde kömür, petrol, gaz gibi yakıtlar çevremizi ihtiyacımızı karşılamaktadır. Bu kaynaklar tükenebilen kaynaklardır. Güneş ışığı ve rüzgar ise tükenmeyen yani yenilenebilir kaynaklardır. Bu kaynaklar çevre kirliliğine de neden olmaz. Bu tür enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gerekir. Böylece tükenebilir enerji kaynaklarında, da ...tüketmemiş oluruz. Evet çocuklar yani yaşarken... ...bizim enerjiye ihtiyacımız var. İnsanların pek çok enerji türüne ihtiyacı var. Biz bunları en çok güneşten ve rüzgardan sağlayabiliriz. Böylece çevremiz zarar görmez ve... E, ...kaynaklar tükenmez. Daha güzel, daha sağlıklı bir çevrede yaşamış oluruz. Şimdi mesela ilk resmimize bakalım. Güneş panelleri sayesinde... O ekonomik olarak sıcak su ve elektrik elde ederiz. Mesela sıcak su kullanımı çokça var ülkemizde. Ama ne yazık ki güneş panellerinden elektrik üretimi çok yok. Umarım bu da daha çok kullanılmaya başlar. Ben bahçemizdeki evimizde güneş panelinden sıcak su kullanıyorum ve gerçekten hiçbir masraf etmeden de ilk baştaki masraf hariç hiçbir masraf etmeden istediğim zaman sıcak suya ulaşabiliyorum ve bunu yaparken de çevreme zarar vermiyorum. Çünkü yenilenebilir bir kaynak olan güneşi kullanıyorum. Aynı şeyi elektrikle de yapmamız gerekiyor. Umarım en kısa zamanda buna ülkemizde yaygınlaşır. Evet, diğer resme geçelim. Rüzgar türbinleri enerji üretmek için rüzgar kuvvetini kullanır. Rüzgar estiği zaman kanatları döner ve elektrik üretir. Şimdi, mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan İzmir'e giderken yolda pek çok yerde bu rüzgar türbinlerini görüyorum. Bunlar elektrik üretiyor. Bu da yenilenebilir kaynakları kullanarak enerji üretimini demek oluyor. Böylece çevreye zarar vermeden bol bol elektrik üretebiliyoruz. Umarız bu da ülkemizde daha çok yaygınlaşır. Biliyor musun? Dünyada kullanılan enerjinin çok azı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. İşte bu kötü bir şey. Herkes enerjisini ne yazık ki kömür, petrol, gaz gibi yakıtlardan karşılıyor. E bunlar da çevreye zarar veriyor ve bunlar zaten tükenecek. O yüzden Yeni çözüm yolları var. Yenilenebilir kaynakları tüketmek, kullanmak var. O yüzden yenilenebilir kaynakları arttırmak çok yararlı olur dünya için. Gösterkenler bölümüne geldik çocuklar. Hadi şimdi bu bölümü siz yapıyorsunuz. Siz yaparken ben de size eşlik edeyim. Daha sonra değerlendirelim bakalım neler oluyor. Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili çeşitli sorunlar yazılmıştır. Dikkatlice okuyunuz diyor. Hadi okuyalım. Hava, su, toprak çeşitli nedenlerle her geçen gün kirleniyor. Ne yazık ki büyük şehirlerde çevre kirliliği nedeniyle yaşam zorlanıyor. Evet, eğer bir büyük şehirde yaşıyorsanız bunu çok daha net görebiliyorsunuz. Hatta artık ne yazık ki köylerimizde bile çevre kirlilikleri çok çarpmaya başlamış. Onlar da eski bilinçli yaşamlarını terk ediyorlar. Aslında eskide Eski işte dedelerinin, nelerinin bilinciyle yaşasalar oralarda o doğallığını koruyacak ama hem oralar hem büyük şehirler ne yazık ki çevre kirliliği artıyor buralarda. Dünyamız giderek ısınıyor. Evet, dünyamız giderek ısınıyor. Çünkü ozon tabakasına zarar veriyoruz. Pek çok hastalık artıyor. Evet, artık çevremizdeki her şeyi yapaylaştırıyoruz. Doğal çevreden uzaklaşıyoruz ve pek çok hastalık daha çok ortaya çıkıyor ve bize zarar veriyor. Bugünlerde de zaten neye yaşıyoruz? Koronavirüsünü yaşıyoruz. Bu da en büyük örneklerinden biri. Ve doğal kaynaklarımız da tükeniyor. Ne yazık ki. Bunların korumak ve dikkatli olmak çok ama çok önemli çocuklar. Bu sorunları çözmek için neler yapılabilir? Sınıfça tartışınız. Hadi bu akşam evde anneniz, babanız, kardeşleriniz, abiniz, ablanız oturup bu konuyu konuşuyorsunuz. Ee, çevre kirliliği ile ilgili bu sorunları çözmek için neler yapılabilir? Herkes bunu ailesiyle birlikte konuşuyor. Bu da size ufak bir görev olsun. Doğal çevreyi korumak için yapılabilecekleri araştırınız, yazınız ve arkadaşlarınıza paylaşınız. Evet az önce söylediğimiz konuyu konuştuktan sonra da bu etkinliği yapın. Buraya doğal çevreyi korumak için neler yapılabileceğini araştırıp yazın. Hemen ben birkaç tane söyleyeyim mesela. Doğal çevreyi korumak için. Bir kere yapaylıktan bence olabildiğince uzaklaşmalıyız. İki, çevremizi temiz tutmalıyız. Üç, çevremizi kirletenlere uyarmalıyız. İçme sularını, gölleri, nehirlere çöp atmamalıyız. İşte ozon tabakasına zarar verecek şeylerden kaçınmalıyız. Ne yapmalıyız? İşte bacaları filtre takmalıyız. Ee, arabaların egzoz gazlarının daha az e, çevreye zarar vermesi için önlemleri almalıyız gibi pek çok çalışmayı yapabiliriz. Siz de eminim birbirinden farklı çok güzel düşünceler yazacaksınızdır. Destek olalım bölümü var. Hadi buraya bakalım ne diyor. Destek olalım. Her birimiz doğal kaynakları tasarrufu kullanabilir. Atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunabilir. Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek gidebilir. Çevre koruma çalışmalarına katılabilir. Çevremiz, pardon, yaşadığımız çevreyi koruma çalışmalarına destek olabiliriz. Süper. Çocuklar, bence bu maddeleri bence şurada yazan 3-5 maddeyi bir kağıda yazın ve odanızda bir köşeye asın. Her gün bunu okuyun. Emin olun her gün bunu okuduğunuz zaman davranışlarınızdaki değişiklikleri fark edeceksiniz ve çevrenizin nasıl güzelleştiğini daha iyi göreceksiniz. Hadi bakalım. Temamızın sonuna geldik. Neler öğrenmişiz biz bu temada? Buna bakalım. Şimdi bu temada çevremizi öğrendik. Çevremiz doğal çevre ve yapay çevre olarak ikiye ayrılıyordu. Doğal çevre dağ, orman, milli park, doğal anıt gibi yerlerdi. Yapay çevre köprü, tünel, oyun parkı, bahçe, yol, işte evler gibi yerlerdi. Başka neler öğrendik çevreden başka? Buna bakalım. Ne kadar çeviricisiniz? İşaretleyerek sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız. Şimdi hadi bu sorulara dürüstçe cevap verelim. Hangilerini yapıyoruz? Hangilerini yapmıyoruz? Kısa mesafelerde yürümeyi tercih ederim. Evet, çok uzak bir yere gitmiyorsam kısa mesafeyi yürümeyi tercih ederim. Uzun mesafelerde toplu taşıma araçlarını tercih ederim. Evet. Yani uzak bir yere gideceksem, bir de tek başıma gideceksem niye arabamla gideyim? Toplu taşıma aracına binerim. Böylece çevreyi kirletmemiş olurum. Çöplerimi ayırıştırarak atarım. Evet, geri dönüşüme önem veririm. Doğaya hiçbir şekilde çöp atmam, asla atmam. Arabamda bile ki çöpleri bir köşeye toplar, arabamı durdurduğum zaman götürü çöpe atarım ya da yolda yürüyorum. Elimde bir ambalaj var, atık var. Bunu sokağa atmam, bir çöp ararım. Çöp tenekesi bulamazsam da cebimde taşırım. Evime geldiğimde atarım. Böylece çevrem kirlenmemiş olur. Suyu boşa harcamam. Evet. Atık pilleri pil kumbaralarına atarım. Evet. Gereksiz naylon poşet kullanmam. Evet. Doğada çözünür temizlik ürünleri almayı tercih ederim. Bu da çok güzel bir davranış. Doğada çözünür temizlik ürünü ben pek denk gelmedi bana ama denk gelirse bunu kullanmaya daha çok özen göstereceğim. Mutfakta artan yağları asla lavaboya dökmem. Evet ben bunu da yapıyorum. Bir önce soğutuyoruz sonra bir pet de topluyoruz. Bu pet şişeyi de mahallemizin muhtarlığına götürüyoruz. Orada bir köşe var. Atık yağlarımızı orada yine geri dönüşüm bölümlerine yolluyoruz. Çiçekleri koparmam, ezmem, onlara zarar vermem. Asla çiçek koparmayı da hiç sevmem. Kitaplarımı ve defterlerimi düzenli kullanırım. Bunu da yaparım. Ben hemen hepsini yapıyormuşum. Şurada birine dikkat etmiyormuşum ben. Buna da daha çok dikkat etmeye özen göstereceğim. Şimdi gelelim B bölümüne. Bazı ifadeler var burada. Doğruların başına d, yanlışların başına da y harflerini koyacağız. Doğrulara d, yanlışlara y. Birinci sınıftan kalma alışkanlık. Hala d ve y diyoruz. Defterlerimizi ve kitaplarımızı düzenli ve temiz kullanmalıyız. Doğru. Hop. Bu hiç renk buraya güzel olmadı. Beyaz yapalım. Yeşil beyaz olsun. Bursa Spor'a selam olsun. Evet. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için uğraşmamalıyız. Yanlış. Uğraşmalıyız çocuklar. Çevremizi temiz tutmak için çaba sarf etmeliyiz. Evin içinde... Dışarıda giydiğimiz ayakkabılarla dolaşmalıyız. Yanlış eve girdiğimiz an yani kapının önüne geldiğimiz an ayakkabımızı çıkaracağız. Eve öyle gireceğiz. Hatta benden size bir öneri. Çoraplarınızı da çıkarın. Ayaklarınızı yıkayın. Bir ev çorabınız olsun. Evde ev çorabınızla gezin. Bu daha hoş olur. Sıralarımızın üzerini karalamamalıyız. Doğru. Karama, karalamamalıyız dışarıdan eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız çok doğru dışarıdan eve geldiğinizde mutlaka çocuklar elinizi yıkayın özellikle bakın bu süreçte korona ile ilgili şeylerde yapılan çalışmalarda sürekli söyleniyor ama biz zaten bunu öncelikle insan olarak kendimiz için yapmalıyız Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmamalıyız doğru. bazı çocuklar anneme çiçek götüreceğim filan diye çiçekleri koparıyor ama çocuklar onlar da canlı. Neden biz onlara zarar verelim? Bırakın onlar da yaşasın ve çevremizi güzelleştirsin. Çevreye güzel kokular salsın. Görüntüyü güzelleştirsin. Buna da lütfen dikkat edin. Geri dönüşümü olan atıkları ayırarak atmalıyız. Doğru. Doğal kaynakların tükenebileceğini unutmamalıyız. Doğru. Çünkü doğal kaynaklara dikkat etmezsek bunlar tükenebilir. Çok dikkat edelim. Bitkilere ve hayvanlara zarar vermeliyiz. Yanlış. Asla herhangi bir canlıya zarar vermemeliyiz. Hatta cansızlara bile zarar vermeyin. Bu ne? Mesela telefon kulübeleri var. Mesela bankamatikler var. İşte çevrede otobüs durakları var. Bazı insanlar bunlara bile zarar veriyor kamunun yani insanların ortak kullandığı cansız varlıklara dahi zarar vermeyelim. Hiçbir şeye zarar vermeyelim ya. Hem böylece daha mutlu daha huzurlu oluruz. Güzel. C bölümüne geçelim. Şimdi ne diyor? Doğal çevre, yapay çevre. Neler doğal, neler yapay? Buralara yazacağız. Doğalların altına yazalım bakalım. Hadi bakalım bakalım. Ne var burada doğal çevre? Ova. Evet. Ova doğal çevre. Bakalım. Bakalım. Dere. Doğal çevre. Dağ. Doğal çevre. Orman. Doğal çevre. Bu kadar. Doğal çevremiz bitti. Gelelim şimdi yapay çevremize. E geri kalanlarda o zaman yapay çevre. Ne varmış? Park. Parkı insanlar yaptı. Yol. Yolları insanlar yaptı. Köprü. Bu da yapay çevre. Çünkü insanlar yaptı. Baraj. Barajları da insanlar yaptı. Tarla. Evet tarlaları da insanlar oluşturdu. Doğal ve yapay çevrelerimizi ayırdık. Hadi siz de eksiklerinizi tamamlayın. Ben de geçeyim D bölümüne. D bölümü aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Doğal doğal çevrenin önemini kısaca yazınız. Hadi bakayım çocuklar. Siz, siz şimdi buraya doğal çevrenin önemini kısaca yazın. Harikasınız. Şimdi ikinci soruya geçeyim. Yapay çevre oluştururken nelere dikkat edilmelidir? Nelere dikkat edilmeli? Tek bir önemli şey söyleyeyim. Bence doğal çevreye zarar vermemeye dikkat edilmeli ve doğal çevreyi kirletmemeye. Siz de kendi düşüncelerinizi buraya yazın. Şimdi cümleleri tamamlayınız diyor. Hava kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız? Hadi bakalım. Filtreler kullanmalıyız. İşte fabrikaların bacalarının, işte arabaların egzozlarının bakımlarını da yaptırmalıyız. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Yani kömür yakacağımıza enerjiyi güneşten elde edip öyle ısınmalıyız. İşte toprak kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız? Çevremize çöp atmamalıyız. Geri dönüşüm işte pil gibi atıkları geri dönüşüme atmalıyız. Bunlara da çok önem vermeliyiz. Su kirliliğini önlemek için de e, suları kirletmemeliyiz. Göllere, nehirlere çöp atmamalıyız. İşte kanalizasyon giderlerini buraya bağlamamalıyız. Hatta suyu kirliliği bir yana suyu da dikkatli kullanmalıyız ki içilebilir sularda azalmasın. Harikasınız çocuklar. Devam edelim ve 6. ünite değerlendirmesine gelelim. Şimdi videoyu durdurun. Burada kaç soruluk bir test var? 17 soruluk bir çalışma var. Hadi bunu çözün. Daha sonra videoya geri dönün. Benle birlikte doğru ve yanlışlarınızı gözden geçirin. Bu özellikler aşağıdaki hangi canlıya ait olabilir? Erişkin oluncaya kadar büyür, erişkin olduktan sonra büyümesi durur, besinini diğer canlılardan sağlar. Hangisi bu? Ağaç mı, at mı, çiçek mi? Elbette ki at. Harikasınız. Aşağıdakilerden hangisi hayvan ile bitkinin ortak özelliği değildir? Kendi besinini kendi yapar, boşaltım yapar, hareket eder. Şimdi ikisi de hareket eder, ikisi de boşaltım yapar ama Hayvan kendi besinini kendi yapamaz. Bitki kendi besinini kendi yapar. Bu ortak özellik değil. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede yaşamaktadır? Kafesteki kuş, akvaryumda balık, ormanda aslan. Hangisi doğal çevrede? Evet, ormandaki aslan. Diğerleri yapay çevrede ne yazık ki onları esir etmişiz. Dördüncü soruya geçelim. Yukarıdakilerden hangileri çevreye zarar verir? Çevreye atılan çöpler ve piller zarar verir. Parfüm ve deodorantlar zarar verir. Arabaya ve fabrikalardan çıkan dumanlar zarar verir. Bunların üçü de çevrede zarar verir çocuklar. Hadi geçelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisi tükenir kaynaklardan değildir? Şimdi dikkatsiz kullanırsak kömür tükenebilir mi? Tükenir. Su tükenebilir mi? Tükenir. Ama güneş tükenmez. Güneş yenilenebilir enerji kaynağıdır. O yüzden güneş enerjisini kullanmakta fayda var. Altıncı soruya geçelim. Bazı atıklar doğada çok uzun süre kalır. Aşağıdakilerden hangisi en kısa sürede doğaya karışır? Pil mi, pet şişe mi, yiyecek atıkları mı? Evet doğaya karışan yine doğal olanlar yiyecek atıkları. Tabi burada yiyecek atıkları derken doğal yiyeceklerden bahsediyoruz. Ee, mesela bir bisküvinin ambalajından bahsetmiyoruz ona. Dikkat edin pil ve pet şişe uzun yıllarca ne yazık ki doğada kalıyor ve zarar veriyor. Yedinci soruyla devam edelim. Doğal ve yapay çevre ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Yapay çevre insanlar tarafından yapılmış ya da değiştirilmiştir. Doğru. Evet. Yapay çevre doğada var olan çevredir. Hayır çocuklar yapay çevre doğada var olmaz. Yapay çevreyi doğaya insan nakleder. İnsan olmasaydı bunu yapmaya çalışmasaydı doğada var olmayacaktı. Yapay çevre insanların ihtiyaçları doğrusunda yapılmıştır. Bu da doğru. Burada B şıkkı yanlıştır diyebilirim. Gelelim 8. soruya. Arda'nın sunumunun konusu ne olabilir? Arda Fen Bilimleri dersinde sunum yapmak için yukarıdaki resimleri hazırladı. Ne anlatıyor sizce Arda? Hava kirliliği mi, su kirliliği mi, toprak kirliliği mi? Bakın Ev bacalarından çıkan duman, fabrika bacalarından çıkan duman, arabanın egzozundan çıkan duman e bunlar nereyi kirletiyor? Havayı. Demek ki Arda hava kirliliği ile ilgili bir çalışma yapıyor. Gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından yapılmıştır? Doğal anıtlar mı? Şelale mi yoksa baraj mı? Hangisini insanlar yaptı çocuklar? Elbette ki barajı insanlar yaptı. Hangisi canlıların ortak özelliği değildir? Canlılar 7 ortak özellik. Canlılar 7 ortak özellik gösterir. Büyür. Evet. Solunum yapar. Evet. Yürüme. Hayır. Bütün canlılar yürümez. Mesela bitkiler yürümez. 11. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi cansızdır? Mantar, e, mantar bir bitkidir öyleyse canlıdır. Taş. Taş bir bitki değildir. Hayvan da değildir. Taş nedir çocuklar? Taş toprağın yıllar içinde sıkışmasıyla oluşmuş bir yapıdır. Öyleyse canlı değildir. Cansızdır. Çimen bir bitkidir. Bu da canlıdır. Öyleyse hangisi cansızdır? Taş cansızdır çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi canlıdır? Güneş, su, kardelen. Hangisi canlı? Kardelen. Çünkü kardelen bir bitki. Harika. 12. soruyu da yaptık. Kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 sorumuz. 13. soru. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bitkiler hareket edemez. Yanlış bitkiler hareket eder. Toprak canlı bir varlıktır. Yanlış toprak cansız bir varlıktır. Su cansız bir varlıktır. Doğru. Kaç tanesi doğruymuş? Bir tanesi. Su cansız bir varlıktır. 14. soru. Oğuzhan'ın ifade ettiği varlıklardan kaç tanesi canlıdır? Oğuzhan bitkiler, hayvanlar, hava, su, toprak demiş. Bunlardan kaç tanesi canlı? Bitki canlı. Hayvanlar canlı. Hava, cansız su, cansız toprak, cansız. Öyleyse iki tanesi canlıdır. 15. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin kirlenmesine sebep olmaz? Plastik poşetlerin toprağa karışması çevre kirlenmesine sebep olur. Son bardağı ağaçların yapraklarının toprağa karışması çevre kirliliğine sebep olur mu? Hayır bu sebep olmaz. Hatta çok hoş bir görüntü olur. Bir süre sonra yapraklar kuruyarak toprağa karışır zaten. Çöplerden sızan suların toprağa karışması da çevre kirliliğine sebep olur. Hangisi sebep olmaz? B sebep olmaz. Gelelim 16. soruya. Melisa için hangisi söylenemez? Melisa ne demiş? Dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakmam. Suyun önemini biliyor mu? Biliyor. Suyu israf ediyor mu? Hayır. Suyu tasarruflu kullanıyor mu? Evet. Hangisini söyleyemem ben Melisa için? Ben Melisa'ya sen suyu israf ediyorsun diyemem. Ama diğerlerini diyebilirim. Ve 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Doğal çevreye örnek değildir. Orman doğal çevre mi? Evet. Peribacıları? Evet. Okul bahçesi? Hayır. Okul çevresi yapay. Çevre diyerek 6. ünitemizi de bitiriyoruz. Bir sonraki ünitemiz 7. ünite elektrikli araçlar olacak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Tatilinizi iyi geçirin. Bol bol tekrar yapın. Oyunlar oynayın. Kitaplar okuyun. Araştırmalar yapın. Ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.